Kardeşlerim, Ankara sadece Selçuklu'dan Osmanlı'ya ülkemizin önemli bir şehri, Cumhuriyetimizin başkenti değildir. Ankara aynı zamanda tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora, pek çok alanda ülkemizin lokomotif şehridir. Bozkır'ın ortasında bir medeniyet anıtı gibi yükselen bu şehrin önünde daha gidilecek çok yol var. Bunun için Ankara'nın hem fikri hem fiziki üretim tarafını güçlendirmemiz gerekiyor. Unutmayınız, bir ülkenin zenginliği üretimle olur. Şayet petrol ve doğal gaz gibi bir yeraltı kaynağınız yoksa çalışmaktan ve üretmekten başka çareniz kalmaz. Türkiye yıllarca yüksek teknolojiye dayalı üretimden bilinçli olarak uzak tutulmuştur. Tarım ülkesi olmuşuz ama çok düşük verimle ancak karnımızı doyuracak kadar üretim yapmışız. Evet. Delikanlı diyor ki milletin adamı pursaklarda. Bak 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 bak, delikanlı ne diyor? Selo melo fark etmez. Pursaklar affetmez. Maşallah. Bay bay Kemal. Bak bizim gençlerimiz böyle işte. Madenlerimizi en ilkel şekilde ve en düşük katma değerle çıkartabilmişiz. Sanayimiz kol gücüne dayalı montajın ötesine geçememiş. Ticaretimiz kendi ülkemizin sınırları içinde bile kadük bırakılmış. Dünyaya açılmamış. Biz Türkiye'de işte bu kısır döngüyü kırdık.